Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizleri yaratan, namütenahi nimetlerle donatan, kulluğuna layık gören, hitabıyla şereflendiren, kitabıyla yolumuzu aydınlatan Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine sayısız ve sonsuz hamd ve senalar olsun. Yolumuzu aydınlatan bütün peygamberlere, hususiyle bizlere Yüce Kur'an'ı getiren, onu hem tebliğ ederek hem de hayatı boyunca uygulayarak, tatbik ederek numune-i imtisal olan kurtarıcımız, yol göstericimiz, müjdecimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun âl, ashab ve etbaına salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, sabah-ı şerifleriniz hayır olsun. Hayırlar feth olsun. Allah kıldığımız namazları, yaptığımız ibadetleri ve duaları katında makbul eylesin. Pazar sabahları sabah namazından sonra gerçekleştirdiğimiz Ruhul Beyan sohbetindeyiz. Geçen hafta başladık Âl-i İmrân suresinden. Bu hafta inşallah devam ediyoruz. Âl-i İmrân suresi daha çok ehli kitaptan İsevi olanlara, Hristiyan olanlara cevaplar veren, onların inanç bozukluklarını tasih edici ifadeler kullanan, onunla cümlelere başlayan bir sure-i celle. Bugün okuyacağımız kısımda ise Allah Kur'an-ı Kerim'i yine Kur'an lisanıyla anlatıyor. Malum Kur'an-ı Kerim'in tefsiri, anlatılması, açıklanması önce Kur'an'ın kendini ifade etmesiyle, kendi tefsiriyledir, kendi yorum ve açıklamalarıyladır. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat yaptığı yorumlar, tefsirlerledir. Daha sonra da Efendimiz'den gelen, ashabtan gelen rivayetler, ulemanın dirayetiyle ortaya koyduğu yorumlar ve bazı işari yorumlarladır. Burada bugün okuyacağım ayet-i kerimelerde Allah kitab-ı keriminin muhtevasını, nelerden oluştuğunu, neleri anlattığını, neleri gündeme getirdiğini ve hangi özelliklerinin bulunduğunu ifade ediyor. Geçen hafta son olarak ayet-i kerimeyi okumuş, mealini vermiştik. Bugün oradan devam ediyoruz. Allah Teala buyuruyor Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde Hüvellezî enzele aleykel kitab. Kitab-ı kerimi, Kur'an-ı Hakimi sana indiren Allah Teala Hazretleridir. Yani bu kitap sana Allah tarafından Cibril Emin vasıtasıyla bazen, bazen doğrudan, bazen başka yollarla, vahiy yoluyla yani indirilmektedir. Minhu ayatun muhkematun hunne ümmül kitab. O Kur'an'ın ayetlerinden bir kısmı vardır ki onlar muhkemdirler. Yani muhkem kelime anlamı itibariyle sağlamlaştırılmış, tahkim edilmiş, ihkam edilmiş, hükümleri açık ve net. Yani manaya delaleti, manasının anlaşılması konusunda herhangi bir şüpheye medar olmadan doğrudan açıkça anlaşılabilen ayetlerdir bir kısmı ki hünne ummul kitab, onlar bu kitab-ı kerimin, Kur'an-ı Hakim'in anasıdır, esasıdır, temelidir. Çünkü onların hükümleri, manaları nettir. Çünkü ef'al-i mükellefin dediğimiz kulların yapmakla yükümlü olduğu
fiillerin tanımlarında, tariflerinde bile böyle benzer bir ifade var. Biliyorsunuz farz ve vacip diye işte başlayan 8 efal-i mükellefinden bahsedilir fıkıh kitaplarımızda. Farz hem sübutu hem de manaya delaleti kat'i olan delillerle ortaya konmuş emirler için kullanılır. Bunlara farz denilir. Vacip ise sübutu, yani Allah'a aidiyeti, Kitab-ı Kerim'e ya da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a aidiyeti kesin ama manaya delaleti kesin olmayan hükümlere dayanan emirlere vacip denilir. Mesela kurban ibadeti gibi. Kurban ibadeti Kur'an'da inna a'tayna kel kevser fesalli li rabbike venhar ayeti kerimeleriyle vacip olarak algılanmıştır ulemamız tarafından. Ne diyor bu ayette Allah? Biz sana Kevser'i verdik. Yani ümmetini çoğalttık, Kevser havzını ikram ettik. Dolayısıyla fesalli li rabbike venhar, sen de bu ikramı ilahiye şükrane olmak üzere namaz kıl ve kurban kes. Buradaki muhatap Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İlk bakışta baktığınız zaman Kevser verilen ve Kevser verildiği için de namaz kılmakla, kurban kesmekle yükümlü olan aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ama ulemamız diyor ki, fukahamız, burada her ne kadar muhatap Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse de onun şahsında bütün ümmet hem namaz, yani bayram namazı kılmakla hem de kurban kesmekle yükümlüdür diyorlar. Manasında çok netlik yok ama sübutu kesin. O yüzden bizim mezhebimize göre kurban kesmek vacip. Diğer bazı mezheplere göre ise sünnet olarak algılanmıştır. Mesela teheccüd namazı da bu cümledendir. Teheccüd namazı da feteheccet bihi nafileten lek ayeti kerimesiyle geceleyin kalk teheccüd namazı kıl diye Allah Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir teheccüd emri veriyor. İşte bu emre göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a teheccüd namazı kılmak vacip hükmündeydi. O yüzden atladığı, aksattığı hiç vaki olmamıştı. Bir defa müstesna. Ümmet için ise müekket sünnettir. Aynen bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de böyle manası anlaşılması açık olan ayetler var. İlk bakışta hemen anlaşılabilen ama ayetin devamında söylediği gibi ve uharu müteşabihat. Yani bir kısmı da birbirine benzeyen ve mana bakımından anlaşılması hemen ilk vehle-yülada kolay olmayan ayetlerden oluşmaktadır. Mesela yedullahi fevka eydihim, Allah'ın eli onların elinin üstündedir. Errahmanu alel arşisteve. Yani biz biliyoruz ve inanıyoruz ki bizim inancımıza göre Allah mekandan, zamandan, arştan, ferşten hepsinden müberradır, muarradır, uzaktır. Ama Allah arşı istiva ettiğini söylüyor. Yine Allah'ın elinin olduğunu söylüyor. Allah'ın eli bütün ellerin üstündedir diyor. E o zaman bunu zahiri manasıyla anladığımız zaman Allah'a haşa bir el isnat etmek, onu bir şeye benzetmek söz konusu. Antropomorfik bir anlayışa doğru kayması söz konusu. O yüzden bunlar müteşabih olarak değerlendirilmiş ve bunların manaları tevil edilerek burada yet, elden murat Allah'ın kudretidir, azametidir, her şeye gücünün yeterliliğidir. Yani dolayısıyla Allah'ın eli bütün ellerin üstündedir derken Allah'ın güç ve takati, kuvveti bütün güçlerin üzerindedir manasındadır denilmiştir. Keza Er-Rahmanu ala arşisteva ayet-i kerimesi de yine Allah'ın azameti ve kibriyası ile yorumlanmıştır. Dolayısıyla muhkem ayetler tamam ama müteşabih ayetler anlaşılması biraz zor olduğu için
ayetin devamında فَاَمَّلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ kalplerinde böyle sapkınlık olan, kaymaya müsait olan, hemen böyle bahane arayan kimseler var ya فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اُبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ yani o kalplerindeki kayma sebebiyle fitne arayarak onlar müteşabih ayetlerin peşine takılırlar ve oradan bir takım manalar çıkarmaya ve ibtigâ-i tevhîli onları yorumlamaya çalışarak işi karıştırırlar. Halbuki muhkem ayetler var, sağlam manası açık net ayetler var, müteşabih olanlar var ama insanoğlu bu ya, işte içindeki bir takım sapıklıklar, bozukluklar sebebiyle bunlara tabi olan insanlar vardır. Oysa ki وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ Kur'an-ı Kerim'deki böyle manası zor müteşabih ayetlerin kavranmasını, manasının anlaşılmasını en iyi bilen hiç şüphesiz Allah Teala'dır. Bir de وَالرَّاسِهُونَ فِي الْعِلْمِ İlimde rusuh kesbetmiş, derinlik kazanmış, fıkhi, efendim, tefsiri, meselelerin hepsini halletmiş, lügavi manalara aşina, gönüllerinde bir fütuhat oluşmuş, manevi bir açılım oluşmuş olan kimselerle bu ayetlerin manasını ve-i atıfı olarak değerlendirerek anlayabilirler diyor ayet-i kerime. Ve onlar bir de yekulun derler ki اَمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِنَا yani Kur'an'da muhkem, müteşabih, manası açık ya da kapalı. Ne kadar ahkam, ne kadar ayet varsa biz inandık ki derler bu rasih alimler. Bunların hepsi Allah'tandır. وَمَا يَذَّكَّرُوا اِلَّا اُلَّا الْبَابِ Bu ayetlerin manasını zaten ancak ve ancak ince anlayış sahibi olanlar, yani kendileri bir ilmi kıvraklığa sahip olanlar bunları anlayabilir, bunun farkındadırlar. Dolayısıyla anlamaya çalışırlar. Ama böyle yanlış yorumlara takılıp da kafa karıştırmazlar. İnsanların kafalarına fitne düşürmezler. Hakikaten Kur'an-ı Kerim eğer iyi niyetle yorumlanmazsa, yanlış şekilde bir takım duygulara kapılarak yanlış yorumlar yapılırsa insanları yudillü bihi kesiren ve yehdi bihi kesiren çoğunu sapıtır, çoğunu da hidayete sevk eder diyor. Kendisi de öyle söylüyor. Dolayısıyla Kur'an'a bakanın zeyg sapma ile değil, iman ile bakması, fehm ile bakması, idrak ile bakması onun önünü açar ve orada deruni manaları insanlar daha kolay anlarlar, görürler. Evet, Kur'an'ın bir kısmı böyle muhkem ayetlerden oluşuyor ve muhkem söylediğimiz gibi manaya delaleti açık olan ve böyle bir endişe uyandırmayan ayetlerdir. Sübutu ve manaya delaleti kat'i olan bu ayetleri herkes anlamada ve onları yaşamada problem yaşamazlar. Muhkem ayetlerin manaları da lafızları da çok açıktır. İhtimal ve benzerlikten uzaktır. Ama müteşabih ayetler öyle değil. Bunlar biraz ilim gerektiren, irfan gerektiren, onların anlayabildiği, dolayısıyla onların tefsirleriyle anlaşılmasının mümkün olduğu ayetlerdir bunlar diye değerlendirmek lazım. Bir de mücmel, müevvel gibi ayetler de var. Bunlar da yine Kur'an-ı Kerim'de olan şeyler. Bunlar da yine erbabına mesaj veren, huruf mukatta diye daha önce bahsettik, surelerin başındaki o kesik kesik kaf, hamim, elif, la, mim gibi ayetler. Bunlar huruf mukatta sembol değeri olan ayetler. Hazreti Peygamber'le Allah Teala arasında bir şifre. Zaten öyle söylenir genellikle. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan üç nevi ilim aldığı kabul edilir, ifade edilir. Bunlardan birisi Efendimizin Allah'tan aldığı ve herkese kâffeten amme, bütün ashabına anlattığı, açıkladığı, talim ettiği ilim ki bu şeriat ilmidir. Şeriat ilminin ibadetlerin, inançların, ahlakın esaslarını ihtiva eden bu şeriat ilminin herkes tarafından bilinmesi beklenir. Bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın
ashabının seçkinlerine anlattığı, hepsine söylemediği bir özel ilim olduğundan bahsediyor. Mesela münafıkların isimleri meselesi, nifakla ilgili hadislerde bunu mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belli sahabilere söylediğini, belli kişilere ifade ettiğini biliyoruz. Özellikle Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın münafıkların isimleri verdiği kişi Hazreti Ömer radıyallahu anh tarafından bile göz ucuyla takip edilmiş. Bir cenazede acaba o namazı kılıyor mu diye bakmış ve onun tavrına göre kendisi de namaz kılmış. Huzeyfetül Yaman dinlen bu sahabiye zaman zaman Hazreti Ömer ben de var mıyım bunlar arasında diye sormuştur. Ama aynı Ömer Peygamber aleyhissalatü vesselamın her milletin, her ümmetin içinde muhaddes denilen böyle özel ilim sahipleri vardır. Benim ümmetimin muhaddeslerinden birisi de Ömer'dir radıyallahu anh. Çünkü pek çok konuda, 3 veya 4 kadar konu şu anda tam hatırlayamadım. Allah Teala Hazreti Ömer'in muradı istikametinde ayetler indirmiştir. İhtilatla ilgili birisi hatırladığım kadarıyla, diğeri içkinin haram kılınması ile ilgili bir şey daha var. Bu konularda Hazreti Ömer önceden talepte bulunmuş, böyle olsa ya Resulallah diye hakikaten bir süre sonra da o talep istikametinde ayetler inmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Ömer'i taltifen, Ömer böyle bir muhaddef, yani kendisine gizli bilgi verilen bir güzel insandır manasına ve benden sonra peygamber gelecek olsaydı herhalde Ömer olurdu şeklinde onu sena etmiştir. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'tan alıp belli sahabilere naklettiği ilim de var ki bu irfan ilmi, tasavvuf ilminde böyle olduğundan bahsedilir. Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki ben Resulullah'tan 2 kap ilim aldım. Bunun bir kabını insanlara dağıttım, saçtım. Diğerini eğer anlatacak olsaydım bu boynum giderdi diyor. Yani öyle ince meselelerle ilgili bilgiler aldığını söylüyor. Üçüncüsü de Peygamberimizin kendisiyle Allah arasında şifre mesabesinde olan özellikle bu hurufu mukatta'a gibi ayetlerdir ki bunların manası bir sembolik değer ifade etmektedir ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bunlarla ilgili bir açıklama yapmamış ve o konuları daha çok meskut geçmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu müteşabih ve müevvel olan ayetlerin yorumlanması muhkem olanlarla daha çok irtibatlandırılarak yapılmaktadır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ diye bir ayet-i kerime var Bakara suresinde. Nerede olursanız, nereye yönelirseniz Allah'ın yüzü oradadır. Şimdi Allah'ın yüzü haşa, Allah yüz sahibi mi yani? Veç yüz demek bu bizim bildiğimiz. Ama Allah'a isnat edildiği zaman bu yüz zatını ifade eder. Hatta bu ayet-i kerimede Kabe-i Muazzama'yı kastettiği şu ayet-i kerimeyle anlaşılıyor. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Yani siz nerede olursanız olun yönünüzü ve yüzünüzü namaz kılarken Kabe tarafına dönün ayet-i kerimesinin mesajıyla, mealiyle bu ayet-i kerime فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ. Ne zaman namaza durur Allah'a yönelirseniz Allah'ın bulunduğu yere yani Kabe tarafına yönelin manasına diye ayet-i kerime böyle açıklanmış, bu ayet-i kerimeye göre yorumlanmıştır. Tabii Kur'an-ı Kerim bu ayette müteşabih ve muhkem olmak üzere Kur'an ayetlerinin tasvip edildiğini söylüyor ama Hud suresinin başındaki ilk ayet-i kerimede ise Kur'an'ın bütünüyle ilgili muhkem olduğuna yani manasının çok net ve açık olduğuna dair de bir ifade var. Buyuruluyor Estağfirullah. Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu thumme fusilet min ledun hakimin habir. Yani işte o elif lam ra'dan sonra bu kitap, bu Kur'an hakim dediğimiz kitap ayetleri muhkem,
sağlam kılınmış bir kitaptır. Yani Allah'a aidiyeti, manası, kapsamı, şumulu bellidir diyerek orada yine bir muhkemlik ifadesi kullanılarak buna yer veriliyor. Tabii işte Kur'an'ın manasını anlama konusunda ve teslimiyet konusunda insanların herhangi bir dış sese ve iç sese kulak vermemeleri, kalplerini kaydırmamaları konusunda bu zevk, yani kayma meselesiyle ilgili hemen arkasından Allah Teala insanları Cenab-ı Hakk'a teslimiyete davet ediyor ve diyor ki 8. ayette Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Yani müteşabihlerin manası hakkında Allah'ın kadındandır diyerek inandık diyen ve manasına rusuh kesbetmiş olan kimseler derler ki Rabbimiz, ey Allah'ımız, bizi hidayete erdirdikten sonra sakın ola ki bizim kalplerimize zeyg kayma verme, kaydırma kalplerimizi, bizi tarafından bir rahmetle bağışla, lütfu en bol olan sensin diye dua ederler. Yani hiç kimsenin elinde yarın için imanla ilgili bir teminat yok. Yani bizi müteşabihin peşinden giderek, onların peşinden koşup, onların tevhine saplanarak doğru yoldan ayrılanlardan kılma sakın. Bize kendi tarafından bir rahmetle ayağımızı sabit kademeyle, bizim ayağımızı kaydırma. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da sürekli ısrarlı dualarından birisidir bu. Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım. Çünkü kalp dediğimiz şey, daha önceki sohbetlerimizde hep söylüyorduk, altı üstüne çevrilen şey demek. Bir şeyin altının üstüne çevrilmesi, yani böyle yana, alta, üste sürekli değişkenlik göstermesinden dolayı kalbe kalp denilmiştir. Burada Rabbena la tuzigh kulubena diye Allah Teala rasi alimlerin dualarını bize talim ederken, yani bizim kalplerimizi kaydırma diyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam da ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, sen benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. Yani bir başka farklı yorumla, efendim kafa karıştıran bir takım açıklamalarla, internette gördüğümüz, televizyonda duyduğumuz, başka yerlerdeki başka yorumlarla ayağı kaymış, yoldan çıkmış insanların yorumlarına takılıp aman ya Rabbi bizim ayağımızı kaydırma diyor. Çünkü insanoğlu etkiye açık bir varlık. Yani dış etkilere, duyduğunu, okuduğunu hemen bir şekilde anlayıp kendine göre yorumlamaya ve buradan müspet ya da menfi etkiler almaya açık bir varlık. O yüzden Allah aman, siz olun, kalplerimizi kaydırma diye dua etmemizi bize emrediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da ya Rabbi sen kalplerin sahibisin, sen bizim kalplerimizi kaydırma diyor. Ve Enfal suresinde de Allah Teala Hazretleri kişiyle kalbi arasına perde olarak onu koruyacağını, Allah'ın ve Resulünün davetine icabet edenlerin kalpleriyle arasına perde olacağını ve onu koruyacağını, Allah korumazsa kalplerimiz her zaman eğrilip bükülmeye, dış etkilere açık. Rabbena devam ediyor duaya rasih alimler. Ey Rabbimiz, inneke cami'un nas. Sen insanları toplayacaksın, toplayacak olansın. Li yevmin, öyle bir günde ki la raybe fihi, gelişinde hiçbir şüphe yok. İnallaha la yuhliful miat. Çünkü sen vaat ettiğinde asla hilaf olmayan ve vaadinden dönmeyensin ya Rabbi. Dolayısıyla o toplayacağın günde bizim mahcup olmamıza vesile olacak şekilde
kalplerimizi kaydırma, kalplerimizi dinin üzere sabit kıl diye dua etmeyi öğretiyor. Tabii razi alimler Allah'ın vaadini yerine getireceğini bilmelerine rağmen nasıl imansız gitmekten korkarak sui hatimeden tir tir titremişlerse, bu korku sonuçta onları umuda götürmüşse, Müslümanın da heva ve heves gibi beşeri zaaflara uyarak doğru yoldan sapmaması, ez kaza bir şekilde bir şey olmuşsa, bir yanlışı olmuşsa hemen toparlanmaya çalışıp Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmemesi bu duanın devamındaki ayetten anlaşılıyor. Gelişi kesin olan o günde sen bizim ayağımızı kaydırma ve sen vaadinden dönmezsin diyerek böyle bir imanla Cenab-ı Hakk'a iltica etmeyi öğretiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyor. Hiçbir kalp yoktur ki Rahman'ın iki kudret parmağı arasında bulunmasın. İstediğinde onu doğrultur, dilediği zamanda eğriltir. Bakın, Rahman'ın parmakları arasında diyor Allah Teala. Allah'ın demiyor. Rahman ile Allah ismi arasında elbette fark var. Allah ismi celaldir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini cem eden, cemalini de celalini cem eden bir isimdir. Ama Rahman cemal isimlerinden en önemlisi ve bu varlık aleminde Allah'ın her şeye ve her varlığa rahmetiyle ulaşmasının adresi Rahman ismidir. Bu yüzden bizim irfan geleneğimizde kalp ve gönülle Rahman ismi arasında hep ilişki kurulmuştur. İşte bu hadis-i şeriften. Yani Allah'ın iki parmağı arasında demiyor. Rahman'ın iki parmağı arasında. Yani Allah Rahman sıfatıyla kullarının kalplerini bir şekilde hayra, iyiye, doğruya, güzel kaydıkça düzeltmeye doğru yöneldiğini, bu manada himmet ettiğini ifade ediyor. Dolayısıyla bizim gönlümüzü ona açmamız, ya Rabbi sen bize rahmetinle muamele ile kalplerimizi kaydırma, dışarıdan duyduğumuz, okuduğumuz yanlış fikirlerin tesiriyle gönlümüze bir iman yarası, bir efendim inanç problemi doğurma manasında. Gerçekten şimdi çağımızda insanlar işte internet vesilesiyle saatte onlarca, yüzlerce, binlerce düşen mesajlarla deizmden ateizme varıncaya kadar farklı inanç sistemlerinin mesajlarıyla karşı karşıya kalıyorlar ve bunlardan korunmaları çok kolay değil. Eskiden ancak öyle bir ortama gitmesi lazımdı insanın bunu duyması için. Ya da bununla ilgili kitaplar okuması lazımdı. Merakı yoksa ona da bakmazdı. Ama şimdi böyle bir şeyi kitap okumasına, dergi araştırmasına veya başka bir şey yapmasına gerek yok. Telefonuna anlık olarak düşüyor. Hele bir de eskaza bakıvermiş, takip edivermişse arkasından sürekli yenileri geliyor ve bu yeni mesajlarla kafalara şüphe düşürülmek, efendim iman yaralanmak isteniyor ve Allah korusun mütevali peş peşe geldiği zaman bunlar da gönüllerde rahneler, yaralar açıyor. Onun için dikkatli olmak lazım. Çağımızda imanı korumak bu manada çok daha zor. Yani çok dış etki var ve dış etkiler çok güçlü. Yani eskiden dediğim gibi ancak merak edip okuyarak veya meclisine giderek o tür insanların bu tür etkiyi açık hale getirdi insan. Şimdi gitmesine gerek yok. O geliyor, hatta eline avucuna düşüyor ve orada insanlar bunlarla karşı karşıya kalıyor. Onun için insanların sürekli bu duayı etmesi, yani ya Rabbi sen kalpleri evirip çevrensin, bizim kalbimizi dinin üzere sabit kıl, ayağımızı kaydırma, istikametten ayırma diye dua etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir başka hadis-i şerifi daha var. Mealen şöyle diyor ki Efendimiz aleyhisselam, kalp, insanın kalbi ve gönlü boş bir arazide duran kuş tüyüne benzer. Nasıl o boş arazide, hali arazideki
kuş tüyü rüzgar tarafından sürekli böyle uçurulur, evrilir, çevrilirse insan kalbi de böyle evrilip çevrilmeye, şekilden şekle döndürülmeye müsait bir yapıdadır diyor. Dün öyleyse bugün çok daha süratle bu tür evrilip çevirmeler oluyor demektir. Evet, Cüneydi Bağdadi o yüzden diyor ki, dinini muhafaza etmek isteyen, bedenini rahata erdirmek isteyen, olabildiğince böyle farklı muhitlerden ve farklı insanlardan uzak dursun. Uzlet, halvet ve inzivayı tercih etsin. Çünkü zaman yalnızlık zamanıdır diyor Hicri 3. asırda. Yaşadığımız zaman diyor, yalnızlık zamanı, çok fitne var. Aman siz olun böyle fitnenin, dedikodunun, ne bileyim veya işte Yunan felsefesi yeni tercüme edilmeye başlamış, başka bir takım inanç problemleri konuşulmaya başlamış toplumda, bunların konuşulduğu bu ortamda siz kenarda durun, ibadetinizle, taatınızla, hayırlı işlerinizle meşgul olun, kendinizi böylece korumaya çalışın diye yalnızlık telkini diyor. Bugün o yalnızlığa da ulaşamıyorsunuz. Evet, belki insanların içinde yalnız kalabilirsiniz ama sizin yanınıza o bahsettiğimiz sosyal mesajlar, Instagram'dan, oradan buradan gelen mesajlar sizi, zihninizi o güzel duygulardan alıp koparabiliyor ve sizi meşgul edebiliyor. Dolayısıyla insanın olabildiğince gönlüyle baş başa kalması, Rabbi ile kalbinde baş başa kalması en güzeli, el karda, gönül yarda dedikleri aslında budur. Allah hepimize nasip etsin. Kalplerin kayması tabii insanları Allah korusun inkara götürüyor. O yüzden ayetin devamındaki ayette اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ تُونِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْهَنْ وَاُولَٰئِكَ هُمْ وَكُودُ النَّارِ Yani inkara düşenlerin bu telkinler sebebiyle, fitne sebebiyle, zevk sebebiyle inkara düşenlerin ne malları ne de evlatları Allah'ın katında onlara bir fayda sağlayacak değildir. Asla. Yani ben zenginim, benim evladı yalim çok, şu kadar aşiretim var. Bunlar size ahirette hiçbir fayda sağlamaz. Bunu bilin. Böyle İnkarla ısrarda olanlar, inkar konusunda ısrarda olanlar, küfre düşme konusunda asla sakınmayıp onu irtikab edenler, onlar cehennemin odunlarıdır. Ve ulaike hum vekudunnar. Onlar cehennemin yakıtlarıdır diyor Allah Teala. Yani kendisini oradan sakınmayıp kulluk konusunda, Rabbine kalbini rabit etme konusunda ihmalde bulunan ve ısrarla o inkar lafızlarını kullanıp bunları sağda solda da anlatan, o işin içinde olanlar Allah korusun hepimizi inşallah cehennemin odunlarıdır diyor. Ayette Allah önce malı zikrediyor. Değil mi? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ تُونِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ Yani malları ve evladı. Niye? Çünkü insanın ilk müracaat edeceği başı sıkıştığında malıdır. Ona daha süratle gücü yeter. Sonra ise evlatlarıdır. Çoluğu çocuğudur. Ama ahirette, kıyamette, hesap gününde bunların hiçbirisinin ona faydası olmayacak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki Sebe suresinde وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى اِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا Evet, salih amel işleyen, iman edip salih amel işleyenler müstesna, kişinin ne malları, ne evlatları, Allah'a yakınlaşma, Allah'ın katında bir faydası olma noktasından kişiye bir menfaat sağlamaz. Malının çokluğu, evladının varlığı vesairesi bu dünyada belki bir işe yarar ama ahirette işe yaramayacağını Allah Teala bu ayette söylüyor. Dolayısıyla herkes kendi ameliyle hesap görecek. Yani herkes kendi yazdığı defterle
Rabbin huzuruna çıkacak. İkra kitabek kefa bi nefsikel yevme aleyke hasibe. Oku defterini, oku kitabını, hesaba çekici olarak o sana yeter denilecek. Orada malının varlığı, evladının varlığı, yani dünyada işe yaran pek çok şey insana fayda sağlamayacak bu ayet-i kerimeye göre. Yine 11. ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri devamında kede bi ali firavne vellezine min kablihim. Bu küfreden, inkarda ısrar eden kimselerin huyu, yolu, yöntemi Firavun ailesinin yol ve yöntemleri gibidir. Nasıl onlar inkara düşmüşler, Allah'ı yalanlamışlardı. Firavun hanedanının, hatta ondan öncekilerin tuttuğu yola benzer. Kezzebu bi ayatine. Firavun ve ondan önceki bu inkarcılar hepsi Allah'ın ayetlerini yalanlamışlardı da fe'ahadehumullahu bizunubihim. Allah onları günahlarıyla hemen yakalayıvermişti. Vallahu şedidul ikab. Allah cezası çok şiddetli olan ve süratle yakalayandır bu tür isyan ve tuyanda bulunanları. Dolayısıyla Allah Teala, yani kalplerin kayması sonucunda önce günaha sonra küfre düşmeye müheyya olan kişileri böyle geçmiş milletlerden Firavun ailesine ve ona benzeyen diğer kişilerin yanlışlarına benzetiyor. Dolayısıyla küçümsemeyin. Yani bu tür kalplere düşecek olan kaymayı, sapmayı, onun peşi sıra gitmeyi küçümsemeyin. Allah korusun, bu büyüdükçe büyür ve sizi küfür girdabına doğru çekip götürür o tarafa doğru. Allah muhafaza etsin. Bundan kendinizi korumaya çalışın. Firavun soyundan önce gelen Nuh ve Lut kavmi gibi kafir milletlerin hali de hep böyle olmuştu. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini, kitaplarını, peygamberlerini yalanlamışlardı. Allah da onları azabı ile cezalandırmış ve azabı ile onlara muamele etmişti. Kur'an bunu haber veriyor. Başka tarih rivayetlerde de var. Dolayısıyla Allah inkarı, küfrü, Allah tanımazlığı asla affetmiyor ve cezalandırıyor. 12. ayet-i kerimeyi de okuyalım, ondan sonra tamamlayalım. Kul lillezine keferu setulebune ve tuhşerune ila cehennem ve bi'sel mihat. Resulüm, sen o senin çağında seni inkar eden, kitabı inkar eden, senin getirdiğini inkar eden inkarcılar var ya, onlara şunu söyle. De ki siz setulebune ve tuhşerune ilacı. Yani mağlup olacaksınız. Bu dünyada mağlubiyet sizi bekliyor. Yani iman karşısında tutunamayacaksınız. Mağlup olacaksınız ve kıyamette de cehennem için haşrolunacaksınız. Cehenneme sürüleceksiniz ve bi'sel mihat. Orası da ne kötü varılacak yerdir. Öyleyse bu inkardan, küfürden, isyandan, tuyandan korunmaya bakın. Allah'ın gönderdiği, peygamberin tebliğ ettiği bu ilahi güzellikler, bu iman, bu irfan ve bu güzel ahlak varken ne diye siz birbirinize uğraşıyor, Müslümanlarla uğraşıyor, onlarla boğuşuyorsunuz. Siz pek yakında mağlup olacaksınız. Yani dünya hayatında yenileceğinizden şüpheniz olmasın. Hakkın bu sözünün doğruluğu daha asr-ı saadette Kureyze kabilesinin durumlarıyla, Beni Nadir Yahudilerin durumlarıyla, Bedir'de yine müşriklerin mağlubiyetiyle hep yaşanmış ve görülmüş hadiselerdir. Dolayısıyla ondan sonraki dönemlerde de inananların, gerçekten Allah'a teslim olanların galip gelecekleri, asla mağlup olmayacakları Kur'an'ın beyanı cümlesindendir. Onun için kalplerimizdeki fitneyi, kalplerimizdeki sapma meylini korumak üzere Allah bize ibadeti emrediyor. İbadet bizim imanımızı koruyan bir fanus gibidir. Nasıl iman bir ışıksa,
bir kandilse o kandilin dış etkilerden korunması için onun üstüne bir şişe cam fanus geçirilir ki etkilenmesin. İmanımızı koruyan fanustur ibadetlerimiz. Dualarımız, namazlarımız, oruçlarımız, yaptığımız hayır, hasenat ve iyilik bizim imanımızı koruyan fanus gibidir. O yüzden imanı güçlendirmenin, iman ile ölmenin yolu ibadet ve taatlerle ameli salihledir. O yüzden yukarıdaki ayeti kerimede, Sebe suresindeki ayeti kerimede Allah Teala illa men amene ve amile salihan buyurdu. Yani malın ve evladın fayda vermediğini Allah'a yakınlaştırma konusunda ancak salih amel sahiplerinin amellerinin ve çocukların evlatlarının kendisine yarar sağlayacağını ifade buyurdu. Cenab-ı Hak cümlemizi kendi yolunda olanlardan eylesin. Kendisine layık kul, Habibi edibine layık ümmet eylesin. İstikametten ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.